Biz gidiyoruz markete. Bak oraya aşkım. Açıl hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Açıl be. Bu şey çok geç açılıyor. Çok güzel çıkıyor şu an. Poz ver anneciğim. Poz ver, resim alacağım. Arkadaşlar, şeyden geldim, marketten geldim. Sözde ben neler hayal etmiştim. Neler alacağım, çilek alacaktım, muz alacaktım böyle. Ondan sonra böyle güzel bir pasta yapmayı düşünüyordum. Ama dışarıda öyle bir şey aldım ki böyle başım döndü. Sen ha, arabayı almadığım için, bebek arabasını almadığım için de böyle bir ağır geldi. Ondan sonra zaten o anda da eşim beni aradı, dedi ki bu gece dedi biraz geç geleceğim dedi, çalışacağım dedi. Ondan sonra pasta yapsam bu sefer kutlayamayacaktık, yarına kalacaktı. Zaten doğum günü yarın aslında da ben bugünden kutlamak istemiştim. Ben her zaman 5'inde kutlarım. 6'ya beklemem. 6 Nisan'ı beklemem. 5 Nisan'da kutlarım hep. Çünkü o gece 12'den sonra şey oluyor ya. 6'ya geçiyoruz ya. O yüzden hep 5'te kutlarım ben. 6'ya bırakmam. Aslında 6'da beklediği için, 6'da bir sürpriz beklediği için genellikle daha 5'te yaparım ben. Ama hiç böyle gözüm kesmedi pasta yapmayı. Hava da o kadar kapalı ki mutfağım zaten ışık almıyor pek. Ters ışıkta kalıyor. O yüzden karanlık oluyor. Hava da çok karanlık. Yağmur yağıyor zaten şu an. Ondan sonra ben hazır pasta aldım geldim. Vallahi öyle bir şey oldu arkadaşlar. Neyse, moral bozmuyoruz. Ben şeye takıldım ya. Eşimin bu gece gelmemesine takıldım aslında. O moralimi bozdu. Ben de hiçbir şey gözüm görmedi. Onun sevdiği yemeği yapacaktım. Benden dün akşam şey istedi. Köfte patates istedi. Onun sevdiği yemeği yapacaktım. Arkada da bu arada Bakara suresi açık. Ben her gün açıyorum böyle. Biraz sesini kısayım bir saniye. Ben de köfte patates istemişti. Onu da yapacaktım. Hatta kıymayı çıkardım dışarıda. Bunu mecbur yapacağım yani. Yarın artık beraber iftar açarız inşallah. Yarın onun da sevdiği gene bir yemek yaparım. Ne yapayım? Mecbur yani. Böyle oldu. Sinirim bozdu biraz. Bu akşam dedim ki onun sevdiği yemeği yaparım. Ardından pastamı yaptığım pastayı keseriz. Sürpriz olur. Güzel olur. Ama olmadı. Başımda çok ağrıyor zaten. Öyle bir şey oldu ya. Neyse, sağlık olsun. Şu an en rahat neyse ona şey yapacağım ya. Vallahi. Bütün gece çilekli pasta böyle şeylerini falan yedim. Zaten çilek de bulamadım. Öyle oldu biraz. Ben genellikle bak, bu yüzden video çekemiyorum zaten. Bir şey aklımda kuruyorum, tamam mı? Akşamdan bir sürü plan yapıyorum. Diyorum ki şunu yaparım, bunu yaparım, şunu çekerim, şöyle yaparım, şunu çekerim. Sabah bir oluyor. Her şey tepetaklak, her şey geriye sarıyor falan. Ya benim konularda dişlerim niye sarı çıkıyor? Benim çok sinirim bozuyor. Vücudum bu kadar beyaz değil mesela. Ama vücudum çok beyaz çıkıyor. Dişlerim sarı çıkıyor. Ay, dişlerim kadar sarı değil. Sinir bozucu neyse. Oruç başıma vurdu arkadaşlar. Yemin ederim. Neyse. Ben gideyim birazcık dinleneyim. Sen o şu uyuttum geri gelmez. Uykusu vardı. Uyku saati geçti biraz. Onu uyuttum. Benim de başım öyle ağrıyor ki. Ben de biraz dinleneyim dedim ama iftar saati yaklaşıyor. Yemeği hazırlamam lazım. Olmuyor, olmuyor. Video çekemiyorum, yapamıyorum. Bu video çekenler nasıl yapıyor arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Gerçekten olmuyor yani. Bende mi sıkıntı var? Bence bende sıkıntı var. Millet yapabiliyor yani. Bende ya çocukta sorun oluyor, ya bir planda sorun oluyor, ya değişik bir şey oluyor.
Bilmem. Geçen de mesela video çektim, tamam mı? Misafirim geliyordu. İftara misafirim geliyordu. Bir güzel başladım. Geceden iki çeşit tatlı yaptım. Güllaç yaptım, kaşık tatlısı yaptım. Ondan sonra börek yaptım. Bunların hepsini çektim. Çok güzel. Sabah da kalktım. Sabah da çorbayı falan koydum. Çok güzel. Buraya kadar her şey tamam. Sonra misafirler geldi. 4 gibi falan geldiler. Ana yemeğe geçecektim. Salata, işte şey, pilav falan. Bunlara geçecektim. Ana yemekte falan hiç çekmedim. Ana yemekte bir güzel olmuş valla. Böyle patatesli, beşamel soslu, kıymalı falan bir şey böyle. Yemeğin adını bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Böyle patatesli kızartıyorum. Kıyma, işte üstüne beşamel, kaşar. Çok güzel bir yemek oluyor. Onu yaptım. Sonra havuç tarator yaptım. Ondan sonra böreğim vardı dediğim gibi, pilav yaptık. Güzel geçti ama işte mesela biri geliyor ya eve, çekemiyorum. Mesela eşim de aynı bak. Eşim de evde. Mesela evde video çekiyorum, tamam, eve gelince video çekesim gelmiyor. Aynı şey temizlikte de geçerli. Temizlik yapıyorum ya. Eşim geliyor, ben onun yanında oturuyorum. Sohbet muhabbet ediyorum. O an temizlik yapasım hiç gelmiyor. Niye böyle ben de bilmiyorum. O yüzden videoların devamı gelmiyor. 3 aydır video yüklemiyorum. Bu hak mı? Ben nasıl yükseleceğim? Bu arada ya çok sinirleniyorum. Ben video atmadıkça şimdi benim izleme saatlerim düşüyor. Ben bunu anlamadım. Niye izleme saatlerim düşüyor? Ben video atmadığım sürece benim video saatlerim düşüyor. Mesela 4000'e tamamlamıştım ben saatlerimi. Şu an 2 ay hatta 3 aya yakındır video atmadığım için benim saatlerim geri gidiyor, düşüyor. Çok sinir bozucu. Ki abone sayım da hiç yükselmiyor. Niye abone olmuyorsunuz mesela? İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olsanız da kız. Şaka yapıyorum. Şaka bir yana. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Yemekte görüşürüz. Ben gideyim biraz şey yapayım. Kestireyim. Yoksa hiç iyi değilim arkadaşlar. Çok konuştum. Dudaklarıma baksana. Arkadaşlar ben kameradaki ben değilim. Çok kötü görünüyor. Biri bana şey yazmıştı. Botoks dudaklı koca gözlü. Vallahi botoks değil arkadaşlar. Bu botoks mu? Botoks böyle yapamıyor. Yani bak. Büzüşmüyor botoks yapanlar. Ama benimki doğuştan. Valla ben sevmiyorum. Ben hep böyle ince dudak severim. İşte biz insanoğlu hep böyle ulaşamadıklarımızın böyle şey hastasıyız ya, ulaşabildiklerimizin de nankörüyüz. Böyle maalesef. Gözler de gözler. Hadi dudaklarla şey botoks diyelim. Gözler, gözler de mi botoks arkadaşlar? Gözlerim Allah vergisi yani. Onları da hiç beğenmiyorum da neyse. Konuşmayayım, beğenmeyi hiç etmeyeyim. Kız şimdi 300 tane takipçim var. Şimdiden böyle yorumlar geliyorsa ileri düşünüyorum. Çok sinir bozucu. Diyorum ki bana niye böyle yazdı mesela? Hiç alışkın değilim ya. Bana niye böyle yazdı? Yani eline ne geçti falan diyorum böyle. Bir tanesi de hastane çantası hazırlıyorum. Sen erkek yazmış. Sana kalmıştı zaten bunlar mı? Ne bir şey yazmış. Vallahi hatırlamıyorum. Böyle bir şey yazmıştı. Niye? Niye izliyorsun mesela? Kızlar izlesin mesela. Hamile olanlar izlesin. Veya çocuk düşünenler izlesin. Sen niye izliyorsun ve yorum niye yapıyorsun? Mesela ben sevmediğim veya beğenmediğim bir videoya girip de işte sana böyle şey yapar. Sen niye böylesin? Sen niye şöylesin? Niye bunu yapmıyorsun? Demem yani. Çıkarım oradan, izlemem. Niye böyle yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Tuhafıma gidiyor. Ben yapmıyorum. Ben hiç kimseye kötü yorum yapmadım gerçekten bugüne kadar. Ciddi söylüyorum. Genel olarak hiç kimseye yorum yapmıyorum zaten. Prensip olarak zaten şey, çocuktan sonra hiçbir şey de izleyemiyorum ki zaten. Neyse ben çok konuştum ya, gidiyorum. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Ben eğer bir yerimi yaptıracak olursam direkt burnu yaparım arkadaşlar. Bu burun mu Allah aşkına? Yandan göstermek bile istemiyorum. Yani çok kötü.
Yandan çok kötü duruyor. Yani yaptırırsan direkt burnumu yaptırmalı, arkadaşlar dudağımı mı yaptırayım Allah aşkına? Yani yok. Direkt burnum ama günah arkadaşlar, günah. Bilmiyorum bir gün yaptırır mıyım bilmiyorum ama içimdeki şeytana yenik düşer miyim bilmiyorum. Ama günah diye yapmıyorum. Yoksa şimdi çoktan bıçak altında yazmıştım. Öyle. Görüşürüz yemekte. Patatesleri şöyle kızarttım arkadaşlar. Şu an hakikaten açıldı. Ortada yaptım. Benden bu kadar. Çok kötü makarata. Böyle. Her yer meşgul oldu. Her yer ya. Üzgünüm. Bunu kendime yaptığım için üzgünüm. Hadi güle güle. Alkış! Yap 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 yap. Aşkım, 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 aşkım. Aşkım. Ne anladın ne değil? Aşkım. Kaptım kaptım kaptım. İkinci günün menüsünden merhaba arkadaşlar. Size böyle fikir olsun diye bunu çekeyim dedim. Şimdi türlü yapacağız. Türlü ne oluyor? Bilmiyorum tam olarak ne oluyor da. Böyle bir kafamdan uydurdum. Şöyle kuşbaşı etleri koydum. İçine koydum. Arpacık soğan koydum. Burada bir tane patates doğradım. Yeşil biber. Burada da patlıcanları tuzlu da beklettim. Yarım saat geçti. Şimdi suyunu süreceğim. Sırayla ekleyeceğim. Yanına bıçaklar yapacağım tabii. Çorbamız dünden var. Allah'ım yarabbim. 3 gündür aynı çorba içiyoruz. Yemin ederim. Bu arada
Şimdi biraz ben ilk başta eti biraz pişirdim. Bunu biraz bir şey koydum. Biraz suyu koydum da. Bu arada şey etleri biraz pişirdim. Ondan sonra apaçık soğanları koydum. Şimdi patatesler kararmaya başlayacak şimdi. Bunları açayım kararmadan. Güzel olur. İlk defa böyle kafadan hazırlıyorum vallahi şu an. Etim biraz daha doğru sanki değil mi? Biraz daha doğru. Neyse. İki kişiyiz diye az var koydum. Hepsinden birer tane koydum. Gene bir sürü olacak var ya. Bir sürü yemek olacak. Burada da 3 tane domates var. Göz kararı koyacağım. Bunları da şimdi doğrayacağım. Bunu baharat, tuz. Böyle yani. Aslında fırına atmayı düşündüm de vaktim yok şu an. Elimde malzemeler yoktu. Ne patlıcan vardı, ne biber vardı. Eşim pazar yaptı az önce. Onları getirdi. Yeni başladık. Saat şu anda 6:30. Yani bir saat var iftara. Fırında yetişmezdi. Bunda da güzel olur bence. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar mutfak halımı göstereyim size. Şöyle yeni mutfak halısı aldım. Nasıl? Çok güzel değil mi? Burada eşimin fazla yaptığı alışverişler var. Şeyi çok beğendim ben ya. Bayıldım. Gerçekten çok güzel. Cık diye oturdu. Havası değişti ya resmen. Şuraya demiyorum ki çorba yapmayayım artık. Çünkü içilmiyor. Çorba içtiğimiz zaman ana yemek kalıyor. Ana yemek yediğimiz zaman çorba kalıyor. O yüzden artık bir daha çorba yapmasam mı diye düşünüyorum yani. Ama bu sefer de çorba alıyordum işte. Patlıcanların da suyunu süzdüm. Şöyle ekleyeyim onları da. Biberleri de ekleyeyim. Şöyle. Kapağını kapatacağım. Biraz bunlar harmanlansın. En son domatesi koyacağım. Güzel oldu kız. Mis gibi kokuyor. İnşallah güzel olur. Tadı da. Şöyle bir karıştırayım. Domatesle de ekleyeceğim çünkü. Bacağıma yapışan bir tane minik var. Bak. Ne yapıyorsun anneciğim? Niye bacağıma yapışıyorsun? He kızım? Annem? Niye? Benim kucağına al bu. Ağlaması. Burada unutmuşum arkadaşlar sarımsak eklemeyi. Sarımsak da ekliyorum şöyle 2 diş kadar. Şöyle. Kapatıyorum kapağını. Tamam anneciğim geldi. Şimdi yemeğin tuzunu, baharatlarını falan koyacağım arkadaşlar. Bu kırmızı toz biber. Acısız. Tuz. Biraz nane, pul biber. Biraz da kekik koydum. Şöyle onları da ekliyorum. Şöyle bir. Burada pilavımı koydum. Şöyle pişsin yavaş yavaş. Hemen tereyağını ekleyeceğim. Suyunu ekleyeceğim sonra. Arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle bir tabak, evet, komşumun tabağı bendeydi. Bir tabak koydum şöyle o. Yemeğim pişti şöyle. Bir tabak komşuma ayırdım. Onun tabağı bendeydi. Ben de onu doldurdum. Umarım güzel olmuştur. Umarım mahcup olmam. Böyle şeylerde çok dikkat ediyorum biliyor musun? Tuzu falan yerinde olsun diye ama şu an ne tadına bakabiliyorum ne tuzuna. Umarım güzel olmuş ama çok inanılmaz güzel kokuyor. Sanırım şeylerinde, malzemelerinde. Pilavım da burada pişiyor hala. Bu komşuma gidiyor. Umarım güzel olmuştur, beğenir. Şöyle salatalar da masaya gitmeye hazır. Çorbayı sıkacağım sadece.
şunun ağzını kapatalım. Şöyle kapatalım ağzını daha. Sistem böyle. Ne oluyor lan? Gagalozun tadı. Bunları yer mi? Yer bunları ha.